Kocaman bir maceraya çıkıyorum Çiçi. Seni özleyeceğim. Yönetim kurulu fikirlerimizi dinledi. En azından bir görüş ayrılığımız olmadığını gördüler. Gördüler görmesine de üçümüzün de tek çıkış yolu olarak gördüğü hisse satışına onay vermediler. Bence bunu bir red olarak düşünmeyelim. Bekleyin dediler çünkü. Demek ki Yıldırım'ın yaydığı dedikodulara takılmıyorlar. Eğer iyi bir projeyle adımızı yeniden duyurabilirsek dedikoduların hiçbir önemi kalmaz. Tabii projeyi veren şirket Türkan Hanım gibi işleri geri çekmezse. Müşteriyle daha yeni görüştüm. Tasarımlar kabul edildi. Hızlıca çözmek istiyorlar. Negatif bir durum yok. Görüştüm derken, görüştük diyecektin herhalde. Çalışanımı işi varken alıp götürdün ya. Tek başıma gittim. Selin'in işi çıktı. Yolda kavga ettik demiyor da. Ya sahiden senin bu özel hayatla iş hayatını karıştırmama kuranında ne oldu? Doğru. İşle ilgili sıkıntılara yoğunlaşamadım bu ara. Mesela siz ikiniz Yıldırım Bey'le ne konuştunuz da bu adam deliye döndü? Hı? Bana bir anlatsanıza. Anlatacak bir şey yok. Adamın kızıyla... Bana sinirlendi ve karşılığında şirkete haksız bir tazminat ödetecek. Olayın bununla kapanması gerekiyordu. Ama bir şey olmuş. Ve karşılığında müşterilerimizi kaçırıyor. Ne oldu? Ne konuştunuz Yıldırım Bey'le? Yapmayın dedik. Batarız dedik. Çalışanların bir suçu yok dedik. Dinletemedik. Bu. Olayın bu kadarla kalmadığına eminim. Ne yaptıysanız belli ki benim değiştiremeyeceğim bir durum. Adam benimle konuşmuyor bile. Son çıkış bu galeri işi. Doğru düzgün yaptık yaptık. Yoksa batıyoruz. Benden habersiz bir iş daha yapmayın. Bu size son uyarım. Son uyarısıymış. Mesela ben şu an çok korktum. Sen de korktuysan dağılabiliriz.
Buyurun. Bugün çizimleri, planlamaları, bütçe çalışmalarını finalize edebilirsek yarın nihai onayı alıp inşaata başlayabiliyoruz. Sizden biraz sabır istiyorum. Yoruluyorsunuz biliyorum. Ama aynı tempoda ve özende çalışmak durumundayız. Sorusu olan var mı? Demir Bey. Ne oldu Azmi? Polisler geldi mali şubeden. Ne oluyor memur bey? Kimse dosyalara, bilgisayarlara dokunmasın. Soruşturma geçiriyorsunuz. Emir? Sebebini sorabilir miyim? Demir Erendir, Burak Yangel, Ferruh Özerdim. Siz bizimle mali şubeye geliyorsunuz. Bu mali soruşturma nereden çıktı? Ay Ferruh Bey, bir şey söylemediler mi? Nereden çıkmış bu soruşturma? Yok vallahi, hiçbir şey söylemediler. Nasıl yani? Ne sordular peki ya? Yani işte müşteriler, işler, süreç nasıl işleyecek? Öyle şeyler sordular. Ah, bütün bunlar neden bizim başımıza geliyor? Biz kime ne yapmışız ki? Demir Bey oğlum nerede peki? Yani hala ifade mi veriyor yoksa? Ha yok, onlar Burak'la çıktılar. Konuşacaklar herhalde. Sizin de o konuşmada olmanız gerekmiyor mu? Yani gerekmiyor herhalde. Çağırmadıklarına göre. Ay birbirlerine girmeseler bari. Geçen gün Demir Bey'in odasında bağırışıp durdular. Kardeşim. Yok yok, tamam tamam, sen dinle. Burası o kadar karışık ki gelme zaten. Muharrem Beyciğim, bana bugün için yardım edersiniz değil mi? Hay hay gönlümün sultanı. Sağ ol. En son bu eve girmem yasaklanmıştı. Şansını zorlama istersen Burak. Zaten sinirlerimi zapt etmekte bir hayli zorlanıyorum. Tamam. Havayı yumuşatacak bir şaka gibi görünmüştü. Biliyor musun? Yasak hala geçerli. Sen bu eve giremezsin. Yan taraftan dolaşıp verandaya gel. Şaka mı bu? Beni buraya sen çağırdın. Gidip bir kafede de buluşabilirim. Herkesin içinde konuşabilecektin yani. Duyulmasından korkmadan. Niye korkayım? İkimizin de vaktini harcamam. Bir şeyler döndüğünün farkındayım. Ne saklıyorsanız sonuna geldiniz. O yüzden mali şube bulmadan önce sen anlat. Ne bulacaklar o dosyalarda? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadığı için mi? Yoksa yok ettiğiniz için mi? Olmayan bir şeyi yok edemeyiz, değil mi? Burak Ferruh'un faturalarında tutarsızlıklar vardı. Otel işinin alınışıyla ilgili şaibe iddiaları, canavar müşteri hikayeleri, mafya, o kadınla çekilen fotoğraflarla sana şantaj yapan birileri varmış. Doğru mu? Sapla samanı karıştırıyorsun Demir. Yıldırım senin yüzünden, hepimize uğraşmak istediği için soruşturma geçiriyoruz. Evet öyle.
Ama sağlam dayanakları olmadan bunu yapamazlardı. Ve sen bana bunların neler olduğunu söyleyeceksin. Bak Burak, parçaları birleştirmem çok zamanımı almaz. Spor salonunda bana dürüst olabilmiştin. Şu an tam sırası. Burak, hadi. İçecek bir şeyler var mı? Bu konuşma uzun sürecek çünkü. Anlıyorum Ekrem Bey. Evet, tatsız bir durum oldu. Şu anda neredeler bilmiyorum ama sorgudan çıkmışlar. Ben hemen geliyorum. Benim telefonlarımı da açmıyorlar. Tamam, biz sizi haberdar ederiz. Sağ olun, iyi günler. Ekrem Bey şok geçiriyor anladığım kadarıyla. Hem Ekrem Bey hem yönetim kurulu. Haklı olarak ne olduğunu merak ediyorlar. Bu soruşturma hepimizi çok kötü etkiledi. Öyle olması gerekmez. Sonuçta aklanacağız. Bu da yanlış bir şey yapmadığımıza dair kanıt olacak. Öyle değil mi? Selin'cim, kimse aklananları hatırlamaz. Bu iş hepimize sıçradı artık. Yayılınca çok kötü patlayacak. Yönetim kurulu bir karar almak için toplanacağını söyledi. Yıldırım Bey dün gece beni aradı. Buluştuk. Öyle mi? Ne söylemek istemiş sana? Seni mahvetmek için benden yardım istedi. Neden beni mahvetmek istiyormuş peki? Yoksa kızını taciz ettiğim yalanlarına kendisi de mi inanmaya başlamış? Önceki gün Elara'yı Amerika'da bir kliniğe yatırmışlar. Psikiyatrik tedavi görmeye başlamış. Yıldırım da beni suçluyor. Sadece seni değil, Selin'i de. Burada birlikte yaşadığınızı öğrenmiş. Bu konunun Selin'le hiç ilgisi yok. Eylül'le de yok. Ama yardım etmezsem Eylül'e de zarar verecekmiş. İyi de Eylül'ü neden... Anladım. Seninle Eylül'ün arasındaki yakınlaşmadan da haberdar. İyi de Yıldırım karalama kampanyasına Alana'nın hastaneye yatış tarihinden önce başlamış. Ne yaptınız da delirdi bu adam Burak? Tazminattan vazgeçmesi için metresiyle olan fotoğraflarını kullandık. Adama şantaj mı yaptın? Akıllanmayacak mısın sen Burak? Ha? Hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylemiştim sana. Eylül'ün fikriydi. Eylül böyle bir şey yapmaz. Kızı artık ne kadar darladıysan bir an önce tazminat işini çözüp gitmek istedi. İşe yaramayacağını bilmeliydin. Onu uyarmalıydın. Yıldırım gibi bir adamı tehdit edemezsin. Onun gibi adamlar her zaman daha büyük bir hamleyle karşılık verir. Aynen dediğin gibi oldu. Esen'le olan fotoğraflarımız elinde. Bizi tehdit ediyor. Üstelik Esen'i hapse attıran da biz olduğumuzu öğrenmiş. Otel işiyle ilgili söylenenler doğruydu değil mi? İhaleye girenleri mafyayla tehdit edip geri çekilmelerini sağladın. Batmakta olan Artem'in bu şekilde aldı bu işi. Riskli zamanlar, riskli çözümler. Bak, ben de böyle olmasını istemezdim. Ama ne gerekiyorsa onu yaptım. Sonra bir olay diğerini izledi ve... Sen Selin'i mafyayla aynı masaya mı oturttun? Selin'i, beni, Eylül'ü, Artem'imdeki bütün çalışanları nasıl böyle bir pisliğin içine bulaştırırsın? Eylül'le sana defalarca sordum ne yaptınız diye. Bin tane yalan söylediniz. Yıldırım'ı kışkırtıp üzerime saldınız. Şu an mali denetimdeyiz. Herkesi organize suçlardan içeri attırmak mı senin niyetin?
Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Yönetim kuruluna mı şikayet edeceksin? Bırak sus, yoksa elinde kalacaksın. Esen'e ver. Daha temiz olur. Sen nasıl bir pisliksin? Sevgilim, merak ettim seni. Ne oldu, ne yaptınız? Gittik işte. Sorular sordular. Sonra çıktık. Evdeyiz şimdi. Burak'tayım. Konuşmamız gereken şeyler vardı. Anladım. Sen iyi misin peki? İyi olmaya çalışıyorum ama pek mümkün görünmüyor. Geliyorum. Yok, gelme. Gelme, şimdi gelme. Diğerlerinin yanında kal. Demir, ben çok korkuyorum. Korkma. Her şeyi çözeceğim. Her şeyi düzelteceğim, merak etme. Seni ne zaman görebilirim peki? Arayacağım ben, merak etme. Görüşürüz. Diğerlerinin yanına git. Hep ipaydalar. Sen ne yapacaksın? O herifin derdi benimle. İşe yaramaz Demir. Adam sana karşı çok öfkeli. Dinlemeyecek bile. Burak, sus ve dediğimi yap. Bir kere olsun söylediğimi yapın. Benden haber bekleyin. Ve ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Ayda arıyor. Efendim Ayda. Boncuğum. Nasılsın? Daha iyi oldun mu? İyiyim ya, merak etme. Geçiyorum şimdi ofise zaten. Ofistesiniz değil mi? Ofis kapalı. Sen Happy Pay'a gelsene direkt. Aa, niye kapalı ya? Ofis ne oldu ki? Ne? Nasıl ya? Ne demek götürdüler ya? Tutukladılar mı? İfade mi? Tamam da yani ne, hangi gerekçeyle, niçin, ne ifade... Tamam. Geliyorum ben. Ne olmuş? Mali şube şirketle ilgili soruşturma başlatmış. Demir Bey'i alıp götürmüşler ifadesini almak için. Nasıl? Neredeler şimdi? Happy Pay'dalarmış hepsi beraber. Hasan Bey, burası sizde. Hadi çıkalım. Ya kusura bakmayın, ben Merve'ye her şeyi söylemek zorunda kaldım. Şimdi Vedat'la geliyorlar. Demir Bey buraya mı gelecek senin? Bilmiyorum ki. Ah, Burak. İyi misin? İyiyim. Burak Bey, Demir Bey nerede? Bize kim ihbar etmiş Burak? Bir şey dediler mi? Ya şirkete ne zaman gideceğiz? Bitti mi soruşturma? Arkadaşlar sakin. Mali şube hakkımızda çıkan birkaç tane asılsız iddiayı soruşturacak. Her şeyi inceleyecekler. Bu da biraz zaman alacak. Yani bir süre izinlisiniz. Demir nerede peki? Niye seninle gelmedi? Bu sorunları başımıza saran, bu söylentileri çıkan kişiyle görüşmeye gitti. Ha, adı sanı belli yani. Kimmiş? Hemen söylüyorsun bana. Hemen gidip alıyorum dalağını. Aa, Muharrem Beyciğim, siz nasıl konuşuyorsunuz öyle Allah aşkına? Kusura bakmayın Leyla Hanım, ben böyle haksızlığa gelemiyorum. İyi de Yıldırım onunla görüşmek istemiyordu ki. Bunları Yıldırım Bey mi yapmış? Yıldırım Bey kim? Ay, otel müşterimiz. Hani bir tane yılan vardı ya, Alara. Onun babası. Ha, o cadının mı? Hı. Ya keşke Demir Bey gitmeseymiş. Şimdi adamın sinirlerini daha da zıplatacak. Her şeyi daha kötü hale getirecek. Ya durumumuz daha ne kadar kötü olabilir Ferruh Bey? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız sana ihtiyacım var. Evde bekliyorum. Lütfen gel. Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Demir'le mi buluşacaksın? Hı? Yıldırım'la nasıl geçtiğini söyledim. Ya çok zor bir gün oldu. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.